Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Makine mühendisliğine giriş dersine hoş geldiniz. 5. dersimizin konusunu ağırlık ve kütle merkezi oluşturacak. Ağırlığa, ağırlık merkezine ve kütle merkezine temel statik bilgiler altında bakacağız. Evet, ders notumuzu anlatmaya başlayalım. Öncelikle Newton'un çekim kanunu üzerine konuşalım. Newton'un çekim kanunu kapsamında F, iki cisim arasındaki çekim kuvveti olsun. Tabii ki birimi Newton. G, evrensel çekim sabiti olsun ki bu deneyler sonucu bulunmuş bir sabittir. Ve 66.73 çarpı 10 üzeri eksi 12 metreküp bölü kilogram saniye kare değerinde alınsın. M1, birinci cismin kütlesi, M2, ikinci cismin kütlesi olsun ve birimleri kilogram. R, iki cisim arasındaki uzaklık olsun metre biriminde. Newton'un çekim kanunu sonucu elde ettiği eşitlik F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare olacaktır. Bu eşitliği biraz sonra kullanacağız. Önce bir ağırlık tanımı yapalım. Dünya yüzeyi üzerinde veya yüzeye yakın konumda yer alan bir cisim için anlamlı büyüklüğe sahip tek çekim kuvveti dünya ile cisim arasındaki kuvvettir. Bu kuvvete ağırlık denir. Evet, yer çekimi ivmesi doğrultusunda bir çekim kuvveti var ve bu çerçevede ağırlık tanımını yapmış olduk. Ağırlık tanımı çerçevesinde arkadaşlar yukarıdaki eşitlikte M1 yerine M2 koyalım. Bu herhangi bir cismin kütlesi olsun. M2 yerine dünyanın kütlesini koyalım. Ona MD diyelim ve eşitliği V eşittir G çarpı M çarpı MD bölü R kare olarak düzenleyelim. Arkadaşlar burada G çarpı MD bölü R kareyi sol tarafa alalım. Çarpı cismin kütlesi olsun. Buna da eşittir V ağırlık diyelim. Bu çerçevede iki cisim arasındaki çekim kuvveti eşitliğini ele aldık ve dünyanın herhangi bir cismi çekme etkisine ağırlık altında baktık. Arkadaşlar şuraya topladığımız değerler yer çekimi ivmesine eşittir. Yani büyük G çarpı MD bölü R kare eşittir küçük G yer çekimi ivmesi. Metre bölü saniye kare cinsinden ele alınır. Yani ağırlık eşittir M çarpı G diyoruz. Bu nereden gelmiş? Bu Newton'un çekim kanunu çerçevesinde düzenlenmiş bir eşitlik. Burada ağırlığın tanımını da yaptık ve bu çerçevede ağırlığı eşitlik olarak tanımladık. Cismin ağırlığı R'ye bağlıdır demişim. Yani R de zaten G'ye bağlı. Yer çekimi ivmesi için de R kare ifadesi var. Demek ki bulunan konuma göre cismin ağırlığı değişiyor. Kütle sabit, ağırlık değişken. Yer çekimi ivmesine bağlı. Yer çekimi ivmesi içindeki R'ye bağlı. Yer çekimi ivmesinden ilk derslerde de bahsetmiştik. Yer çekimi ivmesi yere göre değiştiği için bir standart konum belirlenerek değerini 9.807 metre bölü saniye kare olarak alabiliriz. Yani deniz seviyesi ve 45 derece enlemde yer çekimi ivmesi küçük G 9.807 metre bölü saniye kare değerinde alınabilir. Buradan gelelim ağırlık merkezine. Bir cisim bir çekim alanı içinde bulunduğunda cismi oluşturan parçacıkların her biri belli bir ağırlığa sahiptir. Arkadaşlar herhangi bir cismi alıyoruz. Bunun içinde küçük diferansiyel elemanlar alalım. O elemanın her biri de belli bir ağırlığa sahip sonuçta. Böyle bir kuvvet sisteminde kuvvetleri tek bir bileşke kuvveti indirgeyebildiğimizde bu bileşkenin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Demek ki bir cismin içindeki birçok diferansiyel elemanı göz önüne aldığımızda bütün onların ağırlığı bir tek noktada birleşebiliyorsa ona biz ağırlık merkezi diyeceğiz. Ve ağırlık merkezinin yerini G olarak, büyük G olarak gösterirsek yer çekimi ivmesi doğrultusunda bir V ağırlığı gösterimi bu şekilde olabilir. Serbest cisim diyagramını basitçe bu şekilde çizebiliriz. Bir cisim diferansiyel boyutlu sonsuz sayıda parçacığın birleşimidir. Biraz önce de söylemeye çalıştık. Parçacıkların her biri
DV ağırlığına sahip olsun. Yani diferansiyel boyutta bir ağırlığa sahip olsun. Toplam ağırlık matematik olarak gösterirsek toplam ağırlık büyük V ise eşittir integral DV. Newton biriminde bütün küçük değerleri topladığımızda o toplam ağırlığa eşit olacak. G sabit ise kütle merkezi demişim. Yani biz ağırlık merkezinden söz ettik şimdi. Ağırlık merkezi G'ye bağlı. Çok büyük cisimlerde eğer içerideki diferansiyel ağırlıklar G'ye göre değişiyorsa, yerçekim ivmesinin fonksiyonu oluyorsa o zaman ağırlık merkezinden söz ederiz. Ama küçük cisimlerde G sabit alınabileceği için veya şöyle diyelim, G'yi sabit aldığımız durumlarda ağırlık merkezinin adı kütle merkezi olacak. Bir cismin her noktasına etki eden aynı değerdeki yerçekimi kuvvetinin bileşkesini uygulama noktasına kütle merkezi diyeceğiz. Arkadaşlar, kütleyi tanımladık. Kütle merkezini tanımladık. Ağırlık merkezini tanımladık. Bu çerçevede kütle merkeziyle devam edelim. Biz problemlerimizde G'yi sabit alacağız. O zaman şöyle bir cismi tavana bağladığımızı düşünelim. Bir halatla bağlıysa bu halatta bir F gerilme kuvveti oluşacak. Çünkü bu cisim bir V ağırlığına sahip. Bu ağırlık da G noktasında, yani ağırlık merkezi veya kütle merkezi, artık ağırlık merkezi ile kütle merkezinin tanımını biliyoruz. G'yi sabit kabul ediyorsak ismi kütle merkezi de oluyor. Kütlesi M olan bir cisim için bu serbest cisim diyagramını çizebiliriz ve statik durumda dengede F yönünde, yani yerçekim ivmesi yönündeki toplam kuvvetler sıfıra eşitse denge durumunda halattaki gerilme kuvveti bu cismin ağırlığına eşit olacak. Uygulama noktası da kütle merkezinden geçecek. Şurada da gösterdiğimiz gibi uygulama noktası, kütle merkezi ise bütün ağırlıklar o merkezden geçer. Bu son şekli güzelce arkadaşlar bir grafiğe taşıyalım. X'ye eksenlerine taşıyalım. Elimizde bir cisim var ve bu cismin ağırlık veya kütle merkezi, kütle merkezi burası olsun, yine G ile gösterelim ve belli bir ağırlığa sahip. Bunun içinde herhangi bir diferansiyel eleman veya herhangi bir nokta aldığımızda, örneğin A noktası aldığında onun ağırlığı diferansiyel olarak dv ile gösterilsin. Biz bu ağırlık merkezinin yerini bulacağız x, y altında. Ağırlık merkezinin yerini arkadaşlar x üzeri çizgi, y üzeri çizgi olarak gösterelim. Diğer herhangi bir A noktasının yerini de x ve y olarak gösterelim. Yani bütün bu dv diferansiyel ağırlığına sahip noktaların birleşiminden yola çıkarak biz cismin ağırlığına ulaşıyorduk. Bu çerçevede kütle merkezini nasıl hesaplayabiliriz? Ona bakalım. Evet, x, x üzeri çizgi, y, y üzeri çizgi bu şekilde gösterilmiş olsun x, y koordinat takımında. Buraya yine yazmışız. Ağırlık işte bütün bu dv'lerin toplamı, yani integrali. Cisimde tüm maddesel noktalara etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesi cismin ağırlığına eşittir demişiz tekrar. Bu tanımlar çok önemli arkadaşlar. Makine mühendisliğinin girişte bunları iyi bilelim. İleride statik dersinde daha geniş olarak bu konuyu işleyeceksiniz. Evet, elimizdeki bu şekli göz önüne alarak bir moment alalım ve kütle merkezini bulmaya çalışalım. Y eksenine göre moment alalım A noktası için. O zaman moment kolu çarpı kuvvet, burada da kuvvet ağırlık, X çarpı dv'yi göz önüne alacağız. Moment bu şekilde alınıyorsa tüm dv diferansiyel ağırlıkları için toplam momenti alırsak bunu da integralde gösterebiliriz. O da ağırlık çarpı işte x üzeri çizgiye eşit olacak. Moment kolu o zaman x üzeri çizgiye eşit olacak ve bunların çarpımı Newton çarpı metre biriminde bize momenti gösterecek y eksenine göre. Arkadaşlar, biz x üzeri çizgiyi arıyoruz. Buradan x üzeri çizgiyi çekersek integral x çarpı dv bölü v, yani
O diferansiyel ağırlık çarpı x'lerin toplamı bölü cismin ağırlığı. Y üzeri çizgiyi de aynı şekilde bulabiliriz. Yani biz kütle merkezinin x ve y koordinatlarını merak ediyorduk. Ve kütle merkezi için x üzeri çizgi ve y üzeri çizgi ile gösterdik. Benzer şekilde ikisini elde ettik. Yer çekimine bağlı olarak böyle bir eşitlik elde edebiliriz. Yer çekimine bağlıysa biz ağırlık merkezi diyorduk. Ağırlık merkezini aşağıda yazmışız zaten. Bu şekilde tayin edebiliriz. G değişken ise. Biz çalıştığımız makine parçaları küçük olduğu için G'yi sabit kabul edebiliriz. Bu çerçevede ismi kütle merkezi oluyor. Aynı gösterim. Arkadaşlar yukarıdaki eşitlikte ağırlık yerine M çarpı G'yi yazalım. DV yerine G çarpı DM yazalım matematik olarak. Ve G sabitse G'ler birbirini götürecek sonuçta. İntegralin dışına çıkacak. Ve kütleye bağlı olarak bu şekilde bir eşitlik elde edeceğiz. Yukarıdakiyle aynı bu. Ama biz V yerine MG yazdık. X çarpı DV yerine X çarpı G çarpı DM yazdık. G'ler birbirini götürünce sabit olduğu için götürüyor. Elimizde bu eşitlik kaldı. Bu da kütleye göre yazılmış kütle merkezinin tanımı. Burada G sabit olduğu için bundan adı artık kütle merkezi. Bir adım daha gidelim. Biz kütleyi yoğunluk çarpı hacim olarak yazabiliyorduk. Hacim metreküp, yoğunluk kilogram bölü metreküp ise buradan kilogram birimini kütle için elde edebiliyorduk. Yukarıdaki eşitliklerde kütleler var. DM kütlesini de rho çarpı dv olarak yazabiliriz. Hacime göre değişiyor. Rho sabitse rho'yu dışarı çıkartabilir. Rho'lar da birbirini götürebilir. Ama ben bu eşitlikte rho'yu sabit olmadığını kabul ederek bu şekilde yazmışım. Yani hacme bağlı olarak da kütle merkezinin yerini tayin edebiliriz. Arkadaşlar 3 eşitlikte aynı şey. Gördüğünüz gibi temel eşitliğimiz bu. Bu eşitlikte ağırlık yerine M çarpı G'yi yazıp G'yi sabit alırsak kütleye göre bağlı, kütleye göre bir eşitlik elde ediyoruz. Yine kütle yerine Rho çarpı V'yi yazarsak hacme bağlı bir eşitlik elde ediyoruz. Bu eşitliklerin üçünü de problemlerde kullanabiliriz. Problemin cinsine göre hangisi işimize yarıyorsa üçünden birini kullanırız ama temel eşitliğimiz bu. Bu eşitliği kullanarak hepsini çıkartabiliriz. Evet, kütle merkezini ve ağırlık merkezini tanım olarak söyledik. Matematik olarak ve statik bilgiler altında da bir eşitlik elde ettik. İki boyutlu problemler için x ve y'nin değerleri yani kütle merkezinin yeri veya ağırlık merkezinin yeri bu şekilde hesaplanabilir. Tabii 3 boyutlu çalışıyorsak bir de z bunlara dahil edilebilir. Evet, konumuz bu. Bu konuyu bir güzel örnekle destekleyelim. Bir çubuk ele alalım arkadaşlar. Bu çubuk için x yönü şuradan başlasın. Tamam. Yani bir boyutlu çalışmışsınız. Bu soruda bir boyutlu çalışmışız. Bir boyutlu çalışırsak x'e göre nasıl hesap yaparız ona bakalım. Önce verilenlere bakalım. L eşittir 1 metre olsun. Yani çubuğun boyu. Toplam boyu 1 metre. Bu ne demek? Matematik olarak L eşittir integral dx. Yani dx x yönünde ilerlerken dx diferansiyel elemanını alırsak, diferansiyel uzunluğunu ele alırsak bütün onların toplamı yani integrali L'yi verecek. Matematik bilgilerini de iyi bileceğiz. Arkadaşlar türevi integrali temel olarak iyi bilmemiz gerekiyor. Çubuğun kesit alanını 1 metrekare alalım. Birim alanda alalım. Burada bir üçüncü boyut var. Şurada çubuğun içinde, yani burada göstermişiz. Çubuğun içinde bir kesit alanı var. Onun bir birim kare veya bir metre kare alalım. Arkadaşlar bu analizi yaparken x'e göre çalışacağız. Ve herhangi bir noktada x uzunluğunu ele alıp yanına diferansiyel uzunluğu yazacağız. Ve diferansiyel kütleyi ele alacağız. Ne yaptık yukarıdaki formülleri çıkarırken? Diferansiyel kütleden yola çıkarak kütle merkezinin yerini tayin ettik. Burada da DM'den yola çıkarak
hesaplamamızı yapacağız. Bu sorudaki özellik ne? Çubuktaki yoğunluk sabit değilmiş. Biraz önceki formüllerde de dedik, rho'yu dışarı çıkartabilir, çıkartamayız. Sabit değilse, örneğin bu çubuğun yoğunluğu x'e bağlıysa, bakın burada 1 eksi x bölü 2 kadar değişiyor. Rho eşittir rho 0, bu rho 0 sabit. Ama 1 eksi x bölü 2 çerçevesinde çubuğun yoğunluğu değişken. Değişkense kütle ne olabilir, nasıl hesaplanabilir ona bakacağız. Evet, ilerleyelim. Bir boyutlu çalışıyoruz, x'e göre çalışıyoruz. O zaman kütle merkezi sadece x üzeri çizgi olacak arkadaşlar. Bir boyutlu çalıştığımız için eşitliğimiz bu. Bunu biraz önce çıkardık. X üzeri çizgi eşittir x çarpı dm'nin integrali bölü m kütlesi ve x'in değerini metre olarak bulacağız. Bu formül içinde kütle var. Bu kütle dm de var, diferansiyel kütle. İkisini de değişken yoğunluk cinsinden tanımlamamız gerekiyor. O zaman bakalım. Kütle neydi? Yoğunluk çarpı hacim. Kütle kilogram. Bu kilogram bölü metreküp. Bu metreküp. Bu çerçevede zaten kütlenin tanımını ve eşitliğini daha önceki derslerde çalıştık. Arkadaşlar, hacim A çarpı X, yani kesit alanı çarpı X, o çubuğun hacmini verir. Şuradaki alanla bu X'i çarparsan şuradaki hacmi elde edersin. Çubuğun hacmi A çarpı X. Bu çerçevede bu hacim yerine A çarpı X'i yerleştirelim. O zaman kütleyi biz rho x a olarak yazabiliriz. Sonra da a'yı sabit aldık. Kesit alanı sabit. Değişken x boyunca değişen yoğunluk, yani o çerçevede kütle de tabii değişecek. A 1 ise buraya yazmaya gerek yok dedim ben. A'yı çıkardık çünkü 1 metrekare etkilemeyecek sonucu. M eşittir rho x elimizde kaldı. Evet. Kütleyi arkadaşlar değişken cinsinden güzelce ifade ettik. Kütle x'e göre değişiyor veya yoğunluk x'e göre değişiyor. O zaman kütle de x'e göre değişecek. Bunu güzelce yazdıktan sonra bunun diferansiyelini alacağız. Nasıl yazabiliriz diferansiyelini? Dm eşittir rho dx. Sonuçta diferansiyel kütleyi de bu şekilde yazabiliriz. Hatta dm eşittir rho x dx yazsak daha doğru. Çünkü rho x'in fonksiyonu. Evet. Bunu da güzelce ifade etmeye çalıştım. Biz toplam kütleye nasıl ulaşabiliriz? Diferansiyel kütle dm'nin integrali ile. Dm'yi yukarıda tanımladık. O zaman integral için içine rho x dx'i yazmak zorundayız. M eşittir integral rho x çarpı dx. Rho x'in de tam açılımı elimizde var. Rho 0 1 eksi x bölü 2. O zaman bunu integral içine yerleştirelim. Sınırlar 0 ile 1 arasında. Neden? Çubuk 0'dan başlıyor. 1 metreye kadar gidiyor. O zaman sınırlar da 0 ile 1 arasında olacak. Bir adım daha gidelim. Ben her tarafı rho 0 ile çarpmışım. Tamam. Rho 0 eksi. Rho 0 x bölü 2 dx. Tamam. Rho 0 sabit zaten. Tamam. Bunun integralini alacağız. M eşittir rho 0 integrali rho 0 çarpı x. X bölü 2'nin integrali x kare bölü 2. Bir de aşağıda 2 var. O zaman x kare bölü 4 buraya geliyor. Yine başında rho 0. Bu 0 ile 1 arasında değişirse zaten 0 da hepsi 0 oluyor. O zaman 1'i göz önüne alırsak, x yerine 1 koyarsak m eşittir rho 0 eksi rho 0 bölü 4 eşitliğini elde ediyoruz. Bunu düzenlersek arkadaşlar m eşittir 3 rho 0 bölü 4. Yani payda kısmını halletmiş olduk. Şurada payda da m vardı. Paydayı halletmiş olduk. M eşittir 3 rho 0 bölü 4 kilogram biriminde bir eşitlik elde ettik. Bizim kütle merkezinin payda değerini bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim pay kısmına. Pay kısmı x çarpı dm'nin integrali. Tamam. Elimizde dm var ve bu dm değerini x ile çarpacağız.
Evet, dm ne? Rho 0, 1 eksi x bölü 2. Bunu x ile çarpacağız. Ve integralin sınırlarını yine 0 ile 1 arasında alacağız. Yine ben içerisine arkadaşlar rho 0 x eksi x kare bölü 2 rho 0 cinsinden yazmışım. Yani x rho 0 ile bu parantezin içini çarpmışız. Buna göre integral alacağız. X'in integrali x kare bölü 2 çarpı rho 0. X kare integrali x küp bölü 3, bir de çarpı 2 var. X küp bölü 6 oluyor. Başında yine rho 0 var. 0 ile 1 arasında değişiyor sınırlar. Bu çerçevede elimizde ne kalıyor? 1'i yerine koyarsak rho 0 bölü 2 eksi rho 0 bölü 6. Düzenlersek rho 0 bölü 3. Pay kısmını da hallettik. Değişken rho'ya göre bir yaklaşım yaptık. Ve pay ve payda kısımlarını rho 0 cinsinden bulduk. Eşitliğimiz neydi? İntegral x dm bölü m. Bunu rho 0 bölü 3, bunu da 3 rho 0 bölü 4 bulursak, rho 0'lar da birbirini götürür, sabit bunlar. Elimizde 4 bölü 9 kaldı. 4'ü 9'a böldüğümüzde 0,4, 4'ün üzerine çizgi varsa bu 4 sürekli gidiyor. Yani 0, 4, 4, 4, 4, 4 metre olarak x'in konumunu bulduk. Bu çubuğun kütle merkezi başlangıçtan itibaren 0, 4 ve devam eden 4 cinsinden bu kadar metre uzunlukta. L eşittir 1'di. Tam ortası arkadaşlar çubuğun 0,5'tir. Rho sabit olsaydı kütle merkezi 0,5 metre olacaktı. Arkadaşlar, rho sabit olsa işimiz çok kolaydı. Zaten tam bunun ortası olacak. Kütle veya rho burada değişken olduğu için 0,4 bulduk. Yani sabite xs dersek xs eksi x 0,05 metrelik arada bir fark var. Burada yine 5 devam ediyor. Arkadaşlar güzelce kütleyi, kütle merkezini ve ağırlık merkezini tanımlamış olduk. Ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki farklar hakkında bilgi verdik. Bu çerçevede güzel bir örnek de yaptık. Kütle merkezi için. Evet, bugünkü dersimiz bu kapsamda işlendi. Ders 6'da görüşmek üzere.